İşte geldi. Ya. Abi ne haber? Ne haber? İyi abi, seni sormadım. Dedik ki artık işlerimizi bir de böyle bir blok haline getirelim ki insanlar bir görsün. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz? Gözlüğümü alaydım ya. Gözlüğün nerede? Gözlüğüm arabada, çantada. Artık giriş yapabiliriz abi. Aynen. Aa, ne haber abi, nasıl? İyi, seni sormalı. Dedim ki artık şöyle bir blok yapalım da insanlar... Mantıklı oğlum ya, yani gerçekten. Ufak bir hemen bir giriş alayım. Şimdi ne yapacağız, ne edeceğiz onu bir şurada bir konuşalım. Sonra gidelim ne yapacağımız. Valla önce şu an biz Ataşehir'deyiz. Önce Kadıköy'e geçelim. Oradan vapura binelim. Sirke Cemre'nin taraflarına geçelim. Tamam. Hem çekim yaparız. Güzel değişik telefonlar var. Tamam. Hem de biraz ekipman bakarız. İşimizin bir tarafı bilgiyi aktarmak. Diğer tarafı ise bunu aktarırken doğru ve yeni ekipmanları kullanmak. Doğru. Ve tabii uygun fiyatlı ekipmanları kullanmak. Çünkü prodüksiyon söz konusu olduğu zaman kamera, mikrofon vesaire biraz Türkiye'de bunlar artık pahalı ürünler. Evet. Biraz ya bayağı pahalı ürünler. Şu elle tuttuğun kamera 30 bin liraya. Tabii küçük kadar kamera, şu kadar parmak kadar kamera 30 bin liraya. Tabii şu an Osmo 3 ile çekiyoruz bu arada. Ama arkadaşlar. Maşallah, atom karınca yani. Bu var 2023'ün 2024'ün ürünü. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bu senenin 2 ürünü var. Ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bunu var ya bak. Bu, evet, bu da. Buradan sesleniyorum. Kim izliyor bilmiyorum. Tamam mı? Buradan ama izleyen birisi, doğru iletişime sahip olan birisi varsa sesleniyorum. Bu videoyu DJ'in genel merkezine aktarsınlar. DJI bugün neredeyse Apple gibi olmaya doğru. Kendi alanına, kendi kulvarında marka algısı inanılmaz yüksek. Kaliteli ürünler yapan. Bu arada parantez açıyorum. Bu bir reklam değil. Zorunlu olarak ifadesini kullanıyorum. Bu adamların Türkiye'ye gelmesi lazım abi. DJI sana sesleniyorum. Shenzhen merkezi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bu arada Çin'e gideceğim. Shenzhen'e gitme şansım olursa belki önden mail atarım. Sizinle görüşmek istiyorum tarzında. Medyaya karşı bazen pozitif cevap verebiliyorlar. O zaman gider konuşurum. Kendiniz gelin ya. Ya Apple gibi, Samsung gibi, Xiaomi gibi, tamam mı? Huawei gibi. Kendiniz gelin yani. Çünkü çok büyükler abi. İnanılmaz büyükler. Abi öyle. Çılgın cirolar yapılıyor biliyor musun? Neyse hadi onu konuşuruz. Neyse hadi. Hadi arkadaşlar gidiyoruz artık, yeter. Şimdi bu iki deli burada ne yapıyor diye soracak olursanız çok da ses var ama biz aslında çekimlerimizi böyle gerçekleştiriyoruz. Yani ürün çekimleri yaparken ecnebilerin tabiriyle beauty shot dediğimiz yani ürün çekimlerini böyle dış mekanlarda çekmek istiyoruz ki masa başında açıkçası biz çekmeyi sevmiyoruz. O yüzden de böyle dışarıya çıkıyoruz ve genelde vapurla önce Eminönü taraflarına geçip biraz daha tarihi yerlerde bu tarz böyle teknolojik ürünleri çekmeyi seviyoruz. Doğru söylüyorsun. O yüzden de şimdi sizlere bu işi nasıl yaptığımızı ve aslında gerçekten nasıl gözüktüğünü biraz göstereceğiz. Şimdi ilk olarak incelediğimiz telefon hangisi? Bak bu Xiaomi 14 Ultra. Xiaomi'nin şu anda en iyi telefonu, en iyi kamera telefonu. Tabii Xiaomi 15 serisinde de çok bir şey kalmadı. Yani Ekim gibi Çin'de lansmanı yapılır. Bir iki ay sonra da Türkiye'ye gelir diye tahmin ediyorum ama tabii Ultra modelleri genelde daha sonra çıkıyor. Şimdi bu telefonun özelliği şu, 1 inç boyutunda kamera sensörü var. Aynı şu an çeken DJI Osmo Pocket 3'te olduğu gibi. Ama biz ne yaptık? Bu telefonu modifiye ettik. Bir kamera kiti var. Mesela şunu çıkartabiliyorsun. Bunu taktığın zaman bir de aynı bir kamera gibi deklanşör butonu, video kayıt butonu ve özellikle önünde inmişsak kazancı arttırabileceğin bir tekerleğin oluyor. Type-C'den bağlıyorsun direkt bunu. Burada bir kılıf var, şöyle göstereyim. Bu bir kılıf. Bu kılıfı taktıktan sonra da herhangi bir uyumlu filtreyi, 77 mm çapında olması lazım, filtreyi buna takabiliyorsun. Biz şu an ND filtre kullanıyoruz. Bunun avantajı ne? Şu an öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığı altındayız ve ışık dik olarak kameraya düştüğü için çok parlak olabiliyor. Burada iki yol var ya, kameranın kazancını düşüreceksin yazılımsal olarak telefonlarda ya da kameralarda fiziksel olarak lens üzerinden. Ya da böyle bir ND filtre takarak zaten kazançla hiç oynamadan direkt ışığı kısabileceksin, kırpabileceksin. Işığı kırpmanın bir avantajı var. Bozlamayla oynadığın zaman kameranın bazı başka ayarlarını etki edebiliyor ama filtre taktığın zaman herhangi bir olumsuz etki etmeden direkt ışığı kırarak çok daha güzel görüntüler çekmeni sağlayabiliyor yoğun güneş ışığı altındayken. E bak bakalım nasıl gözüküyoruz. Oha! İnanılmaz bir şey ya. Doğan abinin bazı süper spor otomobiller diye bir tepkisi var ya. Abi bu ne ya? Abi bu ne? Bu da bizim kamera tarafındaki tepkimiz abi, olsun. Evet. Abi bu ne ya? Al profil fotoğrafı yap öyle. Şimdi vapur maceralarımız bitmek üzere çünkü vapur yanaştı. Biz Eminönü'ne ineceğiz. Eminönü'nden Karaköy'e doğru yürüyeceğiz. Biraz böyle tarihi yerler, biraz sokaklar. Yani çok buralara geldik ya. Seviyoruz abi buraları yani. Burası İstanbul'da Yeditepe üzerine kurulduysa ya burası hani en tarihi alanlarından birisi yani. Tarihi yarımada olarak düşünebiliriz aslında burayı. Yani bir tarafta Topkapı Sarayı, Ayasofya. Eminönü'nün kendisi bir ambiyansı var. Kapalı çarşı. Tabii biz fotoğrafçı değiliz. Biz test ettiğimiz telefonlarla fotoğraf çekmeyi seven insanlarız. Aslında buranın tam hakkını verdiğimizi de söyleyemem. Ama fotoğraf çekmek istendiği için burada bu Eminönü tarafında inanılmaz bir malzeme var. Burası drone için var ya cennet. Bir drone sürücü pilotu için.
Dur, kal orada. Güzel. Tamam. Burası iyi. Evet, şu an gene Xiaomi'nin görüntülerini çekmek için Yeni Cami'ye geldik. Eminönü. Yeni Cami'yi seviyoruz. Seviyoruz. Hep geldiğimiz yer. Mimi Üniversitesi var. Doğru saatte gelirseniz eğer güzel fotoğraflar çıkmasına olanak tanıyan bir ambiyansı var. Tabii. Yani kültürel değer anlamında da zaten çok özel yerlerden bir tanesi. Burada yalnız şöyle bir şey var. Yani buraya geldiğiniz zaman abi Xiaomi'nin premium telefonlarının böyle bir albinisi var. Yani insana böyle fotoğraf çekip fotoğraflara baktığınız zaman yok artık ya bu kadar da olmaz dedirtebilen performansı var. Hatta az önce bir turist hanımefendi fotoğrafımı çeker misin diye benden rica etti. iPhone kullanıyordu. Herhalde iPhone 11 galiba tam hatırlamıyorum. Kılıf var üzerinde ama iPhone 11 ya da iPhone 12. Çekti fotoğraflar hoşuna gidiyor dedim. Dur birlikten de dedim yanımda bir Xiaomi 14 Ultra var. Bununla çekebilirim dedim. Çok sevinirim dedi. Çektim. Fotoğrafla aşk olduk. Daha bana yollar mısın? E-mail adresini verdi. Yollayacağım. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Abi çok iyi çıkıyor fotoğraflara ya. Ya burada özellikle inanılmaz çıkıyor. Tabii. Buranın tabii dokusu da önemli. Işığı da çok önemli. Ya şuna bakar mısın? Sen çektiğin benim profil fotoğrafımı göster şimdi. Ya, arkadaşlar bir fotoğraf çekti. Aklınız durur yani. Bak bir dakika. Daha önce burada Xiaomi 14 ile çekim yapmıştık. Abi evet ama o zaman o telefona nazar değdi. Evet, millet onun evet. Kamera arkasını bilmediği için. Onun lensinde bir sıkıntı yaşamıştık. Geldik. Buharlaşma olmuştu. Aynı muhabbet oldu. Aynı şekilde çektik. Çok güzel. Kamera sistemi donanım olarak çok gelişmiş olduğu için özellikle portrede evet. Tamam mı? O optik yakınlaştırmayla birlikte çok iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. Bunların hepsi bir yere geldiği zaman yani doğru ışık, doğru ambiyans, doğru ortam, doğru mimari, iyi bir kamera donanımı ortaya çıkan sonuç güzel oluyor. O anlamda da tava güzeldi ama orada nedense lensli bir buğulanma sorunu yaşadık biz orada. Gerçi bir çekeceğimiz kadar çekmiştik esasında ama buğulanma sorunu olunca Xiaomi Türkiye sağ olsun zaten onların test cihazıydı. Bizim de işlerimiz bitmediği için onlara söylemiştik durumu. Hani değiştirip yerine yeni bir cihaz yollamışlardı. Ama şimdi 14 Ultra var. Burada aslında cihazdan çok yaşadığım deneyim anlamında bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten ortaya çıkan fotoğraflar çok güzel oluyor. Yani sonucunda şu doğru bir yorum. En iyi kamera, en iyi kamera. Evet. Ondan maksimum çıkarmak gerekiyor. Ben tabii şu an 14 Ultra'yı kullanıyorum. Sonuçlar çok iyi ama ben bir yerden sonra cihazın kendisi kaybolmaya başlıyor gözünün önünde. Bir yerden sonra fotoğrafın sende yaratmış olduğu duygu, heyecan ve mutluluk daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Burada olmayı seviyoruz. Burayı seviyoruz. Güzel fotoğraflar için. Ya bu bölge çok uyumlu. Eğer İstanbul'a daha önce gelmediyseniz, fotoğraf çekmek için geliyorsanız zaten bizim söylememize gerek yok. Muhtemelen kendi yaptığınız araştırmalarda burayı not almışsınızdır. İlk geleceğiniz yerlerden birisi burası olacaktır ama kazayla hani böyle plan yapmadınız diyelim. Gelirsiniz buraya mesela Eminönü'nde buradaki Yeni Cami'yi mutlaka uğrayın. Zaten yan taraf kapalı çarşı oraya da mutlaka gelmeniz gerekiyor ve çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Doğru ışık, doğru ambiyans, doğru sahne, doğru proporsiyonu tutturabildiğiniz zaman gerçekten güzel sonuçlar çıkıyor. Biz şu ana kadar çektiğimiz fotoğraflardan oldukça memnunuz. Bu arada tek telefonumuz bu değil galiba değil mi? Bugün inceleme için daha elimizde telefonlar var. Vakti değerlendirip düzgün kullanabilirsek eğer yanımızda bir Vivo X100 Pro var. O da yine birinci kamera sensörüne sahip olan. Xiaomi Leica ile işbirliği yapıyor. Onlar da Zeiss'la çalışıyorlar mesela. Zeiss'la yine özellikle Sony ekosisteminden evet. Alışık olduğum optikleriyle bildiğimiz bir marka. Bir de Huawei Pro 70 Ultra var. Pro 70 Ultra'yı ben daha çok mesela Amerika'da Peterson Otomotiv Müzesi'ni görüntülemek için kullanmışım. Bayağı görüntü var onda elimde. Vakit kalırsa tabii size biraz bir miktar fotoğraf çekmek istiyoruz. Şu an tabii 14 Ultra ile başladık. Böyle devam edelim o zaman. Böyle devam edelim. Bu şeyi gösterelim. Kullandığımız kamerayı gösterelim istersen. Kullandığımız kamera şu tamam, arkadaşlar. Zaten. Şu an kullandığımız makine ZV-E1. Üzerinde de bir 24 mm G-Master F1.4 lensimiz var. Tabii 16-35 ya da ne bileyim daha bir zoom lens de kullanmak isteriz ama ben prime lenslere çok alıştım. O yüzden böyle 24 GM kullanırım. Ya da prime mesela... Prime lens dışarısı için çok uygun ama ürün çekmek için tabii prime lens zorlayıcı. Değil, zorlayıcı. Yani ürün çekim için 16-35 G-Master F2, daha doğrusu F2.8 Mark II olabilir. Evet. Bunun dışında 24-70 yine F2.8 Mark II olabilir ama şöyle bir durum söz konusu. Bu da benim eleştirim olsun. Sony tarafında Sony'nin özellikle G-Master lensleri. Bu arada G-Master almak zorunda değilsin. Sony'nin G-Series lensleri de var. Evet. Biraz daha fiyat performans odaklı olan ama tabii böyle bir kamera aldığınız zaman bu kamera Pro'sun kameralardan bir tanesi. Full frame sensör var. Bu sensörü şu anda FX3 ve A7S3 de kullanıyor. A7R5'teki yapay zeka çipi var. Yani şu an Sony'nin en ilerinin buluştuğu kamera bu. Evet. Bakıldığı zaman. Sadece küçük bir gövdeye sahip olduğu için çok sıcak altında uzun süre 4K 120 çekmek istersiniz mesela. Isınma uyarısı veriyor. Mimari olarak bakıldığı zaman kamera size istersen ısınmaya rağmen çek özelliği sunuyor. Overwrite edebiliyorsunuz bunu. Ama G-Master lenslerin fiyatları pahalı. Türkiye'de daha da pahalı. Yani erişilmesi zor lensler bunlar. Biraz daha ucuz olmasını isterdim açıkçası. Ucuz lens isteyenler içinse ya da daha uygun fiyatlı lens arayanlar içinse ben Sony tarafına Tamron'u tavsiye edebilirim. Ben mesela şu anda Tamron 20-40 kullanıyorum.
güzel bir lens. Sigma'nın bazı lensleri fena değil. Ha, mesela benim Fuji'de de kullandığım, marka olarak benim çok şaşırtan lens hangisi dersen Viltrox var. Son deneyimin bence Türkiye'ye en uygun markası. Sony ya da Fuji kullanıyorsanız Viltrox 27'yi mutlaka alın. 27.1.2'ydi galiba. Herhalde 25 bin lira falan da şu sıra. Çünkü biraz dolardan evet. Fiyat yükselmiş olabilir. Ben mesela kendi kanalımda yayınladığım ürün detaylarını tamam eğer sen de çekmediysen, ben kendi orada tek başıma çektiysem tamamını Fuji XH2 üzerinde 27 mm Viltrox'la çekiyorum. Ama lens daha önemli. Lens ömürlük alıyorsun. Bir de yani çok iyi bir sensörün önüne kötü bir lens takarsın. Görüntü de kötü istediğin gibi olmayabilir. Ama ortalama bir sensörün önüne iyi bir lens taktığın zaman görüntü şahane oluyor. Şimdi aynen. Kameralarda da, telefonlarda da bunu görüyoruz zaten. Aynen. Neyse devam edelim. Hadi devam. Evet arkadaşlar, yine bir moladayız. Günlüğün bomba biri Tolga'da. Yani... Uzun süredir planladığı, hayallerini kurduğu yatırımı yaptı. Kendisi anlatsın, ben hiç anlatmayacağım. Ya abi, çekime diye geldik. Gerçekten hiç beklenmedik olaylar oldu. Videonun bir yerinde camide çekim yaparken kullandığımız makineden bahsetmişti ya Erden. Sirkeci taraflarında çekim yaparken gel şöyle bir kameralara bakalım dedi. Bir girdik ve bir tane de ben aldım şu anda kendime. Hayırlı olsun kardeşim. Bir tane ZV-1'imiz var. Ben çok özel bir kamera. Yani bir vlog kamerası olarak da geçiyor ama yani vlog için böyle bir kamera alınmaz. Yani vlog çekmek istiyorsanız gidin telefonla da çekebilirsiniz yani. Evet. Ya ben böyle aslında... Böyle bir tırmaya girmedim ama çok profesyonel gibi görünmeyen çok profesyonel bir kamera aslında ya, bu. Evet aslında bence hakkı da çok yenen bir kamera. Şöyle yani herkes FX3'e çok yükseliyor. A7S serisine işte çok ya da A7R serisine çok fazla yükseliyorlar. Bu kamerayı benim özellikle tercih etmemin sebebi şu. Dediği gibi FX3 sensörünü kullanıyor. Evet belki bir vlog kamerası olarak bir tık fazla olabilir ama hem prodüksiyon işi yapıyorsunuz böyle ya da hem vlog çekeceksiniz. Özellikle çok seyahat eden biriyseniz ki ben kaldı ki çok fazla seyahat eden biriyim. Özellikle içine gidiyorum. Telefonla çekmek değil de bir tık böyle prodüksiyon seviyemi arttırıp... Haftada en az bir kere gidiyorsun değil mi? Haftada bir gidiyorum abi. Ben ayda 3 kere yurt dışındayım yani. O yüzden çekimlerimi yaparken bana çok yük olmayacak, kompakt ama görüntü kalitesi de iyi olan bir kamera arıyordum ki ZV-1 benim için tam o kameraydı yani. Hangi kameradan geçin onu da konuşalım. A7-3 vardı bende. A7-3'ten geçtim. A7-3 de prosumur bir kamera. Yani son kullanıcı kamerası diye biraz daha profesyonel. Biraz profesyonel ama tabii ki de yani o biraz miladını doldurdu gibi oldu. Çünkü tabii abi jenerasyon değişiyor. Ama o da full frame'di. Full frame. 5 senelik bir kameraydı. Ben o kameradan gene memnundum yani yanlış olmasın. Tabii ki de benim için çok yeterliydi. Sadece yetersiz kaldığım nokta şuydu. Otofokusu biraz yavaş kalıyordu. Onu da geçtim. En büyük dezavantajı benim için ekranının dönmüyor olmasıydı. Hmm. Dönemiyor olmasıydı. O yüzden ben özellikle... Kendini çekemiyorsun. Zorlanırsın yani. Yani bireysel bir... Yani bir kişi olarak prodüksiyonumu gerçekleştirdiğim için yurt dışında ben ne çektiğimi göremiyorum kendimi çekerken. Fokusta mıyım, değil miyim, kadrajım nereye bakıyor, neredeyim? En büyük zorlayan nokta oydu beni. O yüzden ZV-1 şu anda ben çok okeyim yani. Gerçi şu an bu videoyu DJI Osmo Pocket 3 ile çekiyoruz. Bu da çok iyi vlog kamerası. Bu da çok iyi makine. Yani, evet. Ama tabii çok iyi kamerası. Sadece vlog kamerası değil ama tabii biz biraz daha işi profesyonel yapmaya çalışan. Yani ürettiğimiz içerikten de para kazanma, yani ekmeğimizi de buradan kazandığımız için aslında belli bir noktada. Dolayısıyla yani işini seven, işine saygı duyan insanın dönem dönem ekipmanların güncellemesi de gerekiyor. Evet. Tabii ki ekipman bir araç, bir amaç olmaması lazım. Yani iyi iş için iyi ekipmana gerek yok. Kötü ekipmanla da en iyi iş çıkmıyor. O da bir gerçek. Evet. Evet. Yine dediğim gibi içerik, yani telefonla da bugün video çekebilirsiniz. Ama hani bir profesyonel content üretip bunu firmalara sunacağım ve bundan para kazanacağım diyorsanız tabii ki görüntü kalitesinin maksimum seviyede iyi olması da elzem. Bu anlamda da ZV-1 çok iyi bir kamera bence. Rakip, bu boyutta rakibi yok öyle söyleyeyim. Yani hız olarak, sensör boyutu olarak, otofokus, netleme performansı olarak şu anda bu segmentte rakibi yok. Zaten Türkiye'de profesyonel kamera olarak bakıldığı zaman kimler çok aktif diye düşünüyorum. Fuji film çok aktif, Sony çok aktif, Nikon yok gibi bir şey. Canon'da var ama varla yok gibi bir şey. Yani iletişim kurması bir yani uzun süredir Canon'la ilgili herhangi bir... Ya Canon mesela Sony'de kim arayacağımı biliyorum. İletişim kurmak durumunda kalsam, ürün temin etmek durumunda kalsam, test etmek durumunda kalsam. Keza Fujifilm'de. Fujifilm'de birini tanımanıza da gerek yok. Gidin mağazasına. Merhaba ben geldim. Çok yardımcı olur. Fujifilm kamerası kullanmak istiyorum. Almak istiyorum ama deneyimim yok. Yani ellerinde eğer o gün uygun bir kamera varsa test içine verebiliyorlar. Evet, evet. O anlamda da ben Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla tabii benim gördüğüm nokta pazarın tamamını kapsayan bir realite olmayabilir. Ona bir şey diyemiyorum. Abi benim gördüğüm, hissettiğim, anlayabildiğim kadarıyla Türkiye'de bu iki markanın çok aktif olduğunu söyleyebilirim. Şimdi abi böyle çok fazla bu kamera konularıyla ilgili olmayanları için çok da sıkmayalım. Biz esas burada bulunmamızın nedenlerinden birini konuşalım. Xiaomi ile başladık arkadaşlar çekimleri. Şimdi ne çekiyoruz? Şu an elimizde Vivo X100 Pro var. Vivo'nun Türkiye'de yakın zamanda piyasaya sürdüğü yeni flagship yani amiral gemisi olan kamerası. Şimdi onun kamerasını test ediyoruz. Vivo aslında pandeminin hemen başından beri yani 4 yıldır Türkiye'deler. Aktif olarak Türkiye'de varlar.
Ama geldikleri günden beri ağırlıklı olarak orta ya da giriş orta seviye aralığında cihazlar getiriyorlardı. Ama ilk defa bu sene 200 Pro ile birlikte artık üst segment cihazlarını getirmeye başladılar. Şimdi bu kameranın birkaç özelliği var. Birincisi birinci sensöre sahip. İkincisi optiklerde Zeiss'la çalışıyorlar. Zeiss'la işte bugün Leica gibi dünyadaki en iyi optik üreticilerden bir tanesi. Sony'ye yakın bir üretici. Leica'yı zaten biliyoruz. Leica. Leica da Sony'ye yakın aslında. Yani sonucunda bunlar optik üretici olduğu için isteyen herkes işbirliği yapabiliyorlar. Ama Zeiss'in Sony kamera için yapmış olduğu lensleri vesaire objektifleri de biliyoruz. Dolayısıyla hani akıllara direkt bu iki markanın kombinasyonu geliyor. Çok iyi bir kamerası var. Kameranın hızı muazzam. Mesela uçan kuşları, martıları yakalarken beklediğimden çok daha iyi sonuçlar veren bir kamerası var. Düşük ışık performansı çok iyi. Sahip olduğu işlemci MediaTek Dimensity 9300 işlemcisine sahip. Şöyle söyleyeyim. Grafik gücü olarak şu an Android dünyasındaki mesela yüksek performanslı işlemci aslında. İnşallah bunu pek bilmiyorlar. Snapdragon 8 genç diyorlar ama bunun grafik gücü muazzam. Çok dolu dolu güçlü bir telefon. Fiyatı da iyi. Şimdi bunu şey yapıyoruz. Vakit kalırsa belki bir iki başka şeye daha kayabiliriz. Şu an 5-10 dakika daha burada bekleyeceğiz. Güneşten böyle tatlı ideal kıvamda yemek üzere. Golden Hour dediğimiz saati bekliyoruz. Yani böyle gün batımında o çok tatlı ışık olur ya. Yani böyle gün ya çünkü ışık. Güneş tepedeyken çekim de zor. Çünkü doğru açıyı bulmanız lazım. ND filtre vesaire yoksa. Diyat da sadece kamerayı yoruyor ama sizi de yoruyor. Çünkü güneş tepedeyken güneşe maruz kalıyorsunuz, terliyorsunuz, yoruluyorsunuz vesaire ama tam böyle tatlı vakitlere geçiş arefesindeyiz. Yani biraz güneşin o doğru zamanda da biraz burada takılıp sonra Kadıköy tarafına geri döneceğiz. Evet, şimdi birkaç görsel çekelim. Onun da bu arada detaylı incelemesini zaten Erden'in kanalında izleyeceksiniz. Biz burada nasıl çekimler yaptık, nerelerde nasıl çalıştık onları tekrardan göstereceğim sizlere. Dur bir tane belki şu kameradan göstereyim hatta ya çektiğim bir şey. Yani ne kadar yansıyor bilmiyorum ama şuradaki Martı'yı görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Galatayı da göstereyim. 50x'te de görüntü bu. Şimdi çekimlere devam edeceğiz. O zaman biraz dinlenelim ondan sonra... Aynen biraz dinlenelim ondan sonra kaldığımızdan devam edelim. Biraz daha kaldığımız devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Hadi. Oğlum ne kadar yorulduk ya. Evet abi onu diyecektim yani... tam yani. İş yapmak ayrı bir yordu ama tabii sıcak havalar, sıcak daha da çok yorucu. Ağustos'ta yani şu tempoyu bak olmuyormuş. Ben şaşırdım. Şu tempoyu sonbaharda ya da kış mevsiminde yapsaydık bu kadar yorulmazdık. Yapıyoruz da zaten. Bu kadar yapıyoruz da yani evet. Havalı inanılmaz ya. Çok kötü ben. Ki biz bir de yine deniz kenarında çalıştık bakalım yani. Eminönü sirkeci tarafları yani yine kurtarmadı yani. Kesmiyor. Ama yorucu bir gündü ama güzel bir gündü. İki tane telefon inceledik. Üçüncüsüne yani, çıtırdan girdik gibi oldu. Onu görmediniz ama genelde iki telefon şu anda çıktı. Bir kamera kullanımı yaptık. Buradan anlatmadığımız bir kamera. Fujifilm'in X100 marka altın modeli. Evet. Onu belki sonra başka videoda konuşuruz. Yani. Evet. Yani hani sonra ayrı bir hikaye. Bir, zaten bir sürpriz yumurtadan çıkar gibi ekstra benim bir kameram çıktı. O senin biraz vakit harcadık onda. Senin güzel oldu. O güzel oldu. Evet beklemiyordum ama güzel oldu. Yorucu ama keyifliydi. İyi de abi. Sonuçta senin eski kamerayı verdik, yeni kamera aldık. Evet yok pazarlık ben yaptık. Şeyden değişik oldu. Tam bir esnaf. Organizasyondan ben memnunum ama yorulduk onu demek istiyorum. Yani. Ama güzel oldu ya. Güzeldi iyiydi. Şimdi tabii şeyi merak ediyorum yani bu tüm şimdi parça parça çektik biz bunu. Çalışırken arada durduğumuz yerde yemek yerken, çay kahve içerken. Evet. Kurguda nasıl bir şey çıkacak onu merak ediyorum. Abi onu göreceğiz işte yani arkadaşlar da zaten kamera kısmını görecekler burada nasıl telefon incelediğimizi ve nasıl yorulduğumuzu orada anlayacaksınız. Ya bir şey söyleyeyim yeni nesil flagship telefonlar şimdi hem kamera kullandık hem telefon kullandık. Yani telefonların gelişim hızı çok acayip. Burada iki tane şey var dikkat edilmesi gereken. Yani telefonların lehine bir önemli avantaj var. Bir de kameraların lehine bir önemli avantaj var. Kameralar tabii optik anlamda çok güçlü. Tamam yani işin mekaniği anlamında çok güçlü. Çünkü daha büyük sensör, daha gelişmiş optik mekanizma vesaire. Ama telefonların da kamerada olmayan bir avantajları var. O da bu computational photography denen hesaplamaya dayalı. Yani bilişimsel görüntüleme. Biz şimdi bir HDR görüntü çektiğimiz zaman telefonda abi 10 tane farklı exposure, pozlama seviyesinde görüntüye alıyor. Bunları birleştiriyor. Bize bir görüntü ortaya çıkarıyor ve bunu bir saniyede yapıyor. Akıllı telefon kamerası akıllı bir kamera. Kullanmış kameraların kamerası yani kameralar akıllı kameralar değiller ama tabii onlar da kas gücüne dayalı olarak çok şeyler. Dolayısıyla benim kanaatimce bence ilerleyen zamanlarda bizim kullandığımız bu profesyonel kameraların da biraz daha akıllanması gerekiyor. Şimdi akıllanmaya başladı zaten. Senin aldığın yeni kamerada yapay zeka çipi de var. Bu bir adım ileriye dönük olarak. Farklı ambiyans koşullarını algılayabilen
hareketli nesneleri algılayabilen, nesneye göre AF performansını ayarlayabilen kameralar artık bunlar ama bu computational photography dediğimiz işlemsel sayısal görüntülemenin de bir çıtı tabii bu kameralara gelmesi lazım. Tabii kamera dünyası biraz daha geleneksel bakıyor. Yani bu koyulduğu zaman acaba fotoğraf kendi ruhunu kaybediyor mu gibi de oluyor. Ama bir ara çözüm bulması lazım bence. Abi göreceğiz artık. Yani arkadaşlar bu tarz vlogların daha devamı gelecek. Artık böyle şeylere de yönelmeyi Çin'e gidiyorsun yani. Seni zaten orada yapman lazım. Git. Ya abi Çin'i çekiyorum. Ben senden bir Xiaomi Su7 otomobil testi bekliyorum. Sen bunu niye abi Su7'yi yani ben Su7'ye gittiğin zaman arabayı yürüyorlar ya. 10 dakika 15 dakika park. Ben o arabayı kaç ay aradım biliyor musun? Bak kaç ayda 3 kere Çin'e giden adamım hiçbir Xiaomi mağazasında oğlum, adam gibi yoktu Türk yani. Var, iki tane Türk genç var. Biliyorum onlar biliyorum onları. Gün... Biliyorum. Çekmişler videoyu ya. Abi adamlar orada yaşıyor ama sonuçta yani. Residence olduğu için adamlara veriyorlar sürmeye. Ben oraya turist gibi abi ver 2 dakika gezeyim ben yarın döneceğim zaten diyemiyorsun. Oğlum yani. Sen Çince de var ama sen gidip onları kafalayabilirsin yani. Hani ya. Bende Nihal Şeşe'ye bir iki tane daha bir şey var ama sen gidip. Senin ya bendeki daha senden biraz daha hallice abi. Tamam, öyle deme yani. Sıfırdan büyüktür yani. O yüzden. O yüzden bilmiyorum. Senden bir an önce bir Xiaomi Su7. Araba. Test drive bekliyoruz. Test sürüşü bekliyoruz. Tamam yani. Abi ben de senden artık böyle vlogların devamını. Artık bir yere geldik çekeriz. Ama çekeriz. Yani. Abi göreceğiz. Neyse o zaman hadi kapanışı geçelim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Erdi Özağ zaten tanıtmama gerek yok. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.